Tansiyon çağımızın büyük sorunu. Yani özellikle 40 yaşlarından sonra çoğu insanda tansiyon ortaya çıkıyor. Aslında tansiyon diğer hastalık formları gibi bedenin kurtuluş hali, yeni bir hayat formu ve o hayat formunda ortaya koyduğu yeni değerler. Daha önceki süreçlerde izah ettiğimiz gibi belki şekerin yükselmesi de, belki dolaşımdaki bir artış da aynı şekilde hayatın yeni formuyla alakalı gösterge olduğu gibi tansiyonumuz da aslında mevcut hali hayatı muhafaza etmek için ortaya koyduğu bir değerdir. Ne demek istiyoruz? Tansiyon dediğimiz olay damar basıncıdır. Damar basıncıyla vücut kanı pompalar. Nereye pompalar? En ücra köşeye kanı ulaştırır. Akabinde o bölgede var olan atıkları da geri alarak vücudu temizler. Bunun yaptığı ana mekanizma, dolaşımın ana görevi budur. Bu görevi icra ederken dolaşımı etkileyen herhangi bir şey, mesela viskozite artışı, yoğunluk artışı, bu toksisiteye bağlı olabilir. Bu bazı sistemlerdeki bozukluklara bağlı olabilir. Bu ailesel kurguya bağlı olarak bazı genetik düzensizlikler olabilir. Bunlar hepsi dolaşımı etkileyen şeylerdir. Dolaşımı etkileyen, kanın yoğunluğunu artıran her şey akabinde dokunun açlığıyla alakalı bir süreci devreye koyar. Yani doku bir alarm verir. Artık hayatla alakalı süreci yürütecek kanlanmayla alakalı kurguyu yapamamaktadır. Bununla alakalı süreçte vücut aslında hayatı idame ettirmek için damar basıncını arttırarak dokuya kan göndermeyi tercih eder. Bunu nasıl yapar? Bunu yaparken de gen formunda, DNA'da bazı değişiklikler, buna ben kanunluklarında kararnameler gibi derim. Yani daha önce 12'ye 7 tansiyon değeri kanı dolaştırmak için yeterliyken sonradan mevcut hayat şartlarıyla alakalı, kanın akışıyla alakalı süreç bozulduğu için artık bundan sonraki değer mevcut halin muhafazası, hayatın idame ettirilmesi için 16'ya 10 yeni tansiyon değeridir ve bu değerle ancak kan dolaşabilmektedir. Biz sonuç olarak baktığımızda bir tansiyonla alakalı yükselmeyi ve tansiyon hastalığını görürüz. Fakat burada asıl olay vücudun dokuyla alakalı kurgu yürüterek hayatı idame ettirme çabasıdır. Şimdi buradaki olayda siz tansiyonu düşürmeniz tabii ki hedefiniz olur. Tedavi ve iyileşme kurgusunda olduğu gibi. Ama burada tansiyona sebep olan altyapıyı, kaynağı çözmediğiniz sürece vücut o genetik forma işlemiş olduğu yeni değeri hep işleme koyacaktır. Hep 16-10 değerine ulaşma hedefi vardır. Siz verdiğiniz ilaçla desteklersiniz, bir iyileşme hali ortaya koyarsınız, tansiyonları geriye çekersiniz. Fakat genetik formdaki altyapı devam ettiği için genetik formdaki yeni yazılım yine 16-10 tansiyon değerine tekrar çıkaracaktır. Burada yapılması gereken tabii ki tansiyon tedavisi, iyileşme süreçleri takibi önemli ama asıl kurgu bedenin orijinal iyilik haline taşınarak, kaynakların ortadan kaldırılarak vücudun aldığı bu karardan dönmesine destek olmaktır. Bunu yaptığınızda beden zaten şunu kendisi diyecektir. Artık benim 16-10 basınç değerine ihtiyacım kalmamıştır. Artık orijinal kendi kanun değerlerime, orijinal tansiyon değerlerine dönüş yapıyorum der ve olayın noktasını koyar. Yani burada amaç tansiyonla alakalı süreçte sonuca müdahaleden ziyade kaynak noktasındaki süreçleri koordine ederek bedeni iyilik haline taşımaktır.